Herkese selamlar. 3D yayınlarının Yüzler Kulübü video serisine hepiniz hoş geldiniz. Ben Kaynak Koçu. Bu video serisinin moderatörü olarak buradayım, karşınızdayım. Ve şu anda ilk video olarak yanımızda Hüseyin Furkan Erdem var. Sözel üçüncüsü ve dil birincisi. Furkan hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Eyvallah. Ne haber? Nasılsın? İyisin inşallah. İyiyim hocam. Koşturmacamız devam ediyor. Bir yurdun dört bir tarafında koşturuyoruz. Eyvallah. Çekim ekimi. Tekrar hoş geldin. Şimdi hoş hızlıca sana 5 tane soru yönelteceğim. Evet. Şimdi öncelikle seni Türkiye üçüncülüğüne taşıyan en önemli strateji neydi abi? Nasıl çalıştın? Bunun hakkında kısa bilgi verebilir misin bize? Çalışma stratejisi olarak şunu söyleyebilirim. Özellikle ben konu odaklı çalışmayı severdim hocam. Çünkü mesela sizin branşınız üzerinden örnek verecek olursam 30 soru matematik vardır ve bu sorular hangi soru aralığında nelerin geldiği bellidir. Atıyorum tek çift sayılar, asal sayılar vesaire, bu devam ederek gidiyor. Mesela konu bazlı çalışırdım. Bir tane soruda denemede hata yaptıysam ertesi gün hiç vakit kaybetmeden o soruda mesela o sorular üzerine uğraşırdım mesela. Eyvallah. Bu çok kritikti benim için. Eyvallah. Yani konu odaklı çalışmak çok önemliydi diyebilirim. Tabii bu aşamada benim yaptığım şeylerden biri de dediğim gibi denemelerde eksik olmamaktı. Onu söyleyebilirim. Eyvallah. 3D'nin denemeleri kullandın mı peki? 3D'nin denemelerini kullandım tabii ki. Eyvallah. Branş denemelerini kullandım. Türkiye genel denemelerini zaten hiç kaçırmadım. Eyvallah. Branş denemelerinde peki uyguladığın bir verimli bir metot var mıydı? Burada tavsiye edebileceğim verimli metot var mıydı? Branş denemelerinde uyguladığım verimli metot şöyle söyleyebilirim. Bir kere branş denemesini çözersiniz. Ondan sonra kontrol edersiniz ya. Yapamadığınız soruları keserdim. Ben bir kenara biriktirdim. Özellikle hani 3D'de bunların video çözümleri olurdu. Eyvallah. Video çözümlerde anladığım şeyi biraz geniş kestiğim için kağıdın bir tarafına yazardım sorunun çözümlerini. Dolayısıyla bunu biriktirdiğim zaman tekrar ettiğimde ben bu sorunun tekrar hatırlamış oluyordum. Ve bu da bana tabii ki çok şey kazandırdığını söyleyebilirim. Eyvallah. Peki video çözümden anlamadığın falan olduğu zaman ne yapıyordun? Orada bir çözüm metodun var mıydı? İşte tam olarak bundan bahsedebilirim. Ya 3D'de benim şükürler olsun ki öyle bir sorunum olmadı. Hakikaten çok kaliteli hocalar, çok güzel video çözümler. Hatta gibi. Bu sene çift öğretmeni de geçtiler yani. Bir öğretmen değil artık, iki fenomen öğretmenle video çözümlerini de yaptıklarını ben çok güzel duydum maşallah. Yani. Hem bir şey öğrencilere perspektif bakımından tabii daha çok şeyler katabilirim. Eyvallah kardeşim. Şimdi biraz daha genel bilgi verdin. Bu şeyde çalışma stratejilerinde en verimli metodun neydi diye sorunun yanında bu verimi günlük rutine nasıl yerleştiriyordun? Bunun hakkında bilgi verebilir misin bize? Az önce size bahsettiğim gibi konu odaklı çalıştığım zaman mecburen programımın dinamik olması gerekiyor. Çünkü ertesi gün bir işimin çıkıp çıkmayacağı yahut ailemle ilgili farklı bir hayatımın çeşitli yerlerindeki durumla, pozisyonlarımla ilgili neler çıkacağını öngöremediğim için günlük programlar yapardım. Bir gün öncesinden ben yarın bunları yapacağım gibisinden bir program uygulardım. Sorunuzun aslında gelecek olursak mesela ben dedim ya, o gün denemede hata yaptıysam ertesi gün bu çalışma programıma o konuyu koyardım. Veya her dersi her gün görmeye çalışırdım özellikle bir aşinalık söz konusu olması için. Bu dönemi bence en kritik ve verimli kılan şeylerden biri buydu bana kalırsa. Öte yandan dediğim gibi soru çözümlerini de desteklediğim için keza branş denemeleriyle o günüm çok dolu geçiyordu. Planını peki haftalık mı yapardın yoksa şey mi, aylık bir planında var mıydı? Ya ben bu ay bunları da bitireceğim ama haftalığa geçip haftalıkta şunları da bitireceğim. Biraz önce söyledin zaten günlük bir sonraki günü falan plan, o zaten vardı. Eyvallah. Evet, çok güzel bir noktaya değindiniz hocam. Onu şöyle izah edebilirim. Tabii ki ben burada derken hani günlük derken arkadaşlara şunu demiyorum. Arkadaşlar hani bugününüze göre, yarınınıza göre bir program yapıp da hani hiç uzun vadeli planınız olmasın demiyorum. Eyvallah. Aksine uzun vadeli planlar koyarım, günlüğe doğru inerim. Mesela ben bu ay şunu bitireceğim. Genel olarak bu genel bir hedeftir. Ondan sonra bu hedefi uygulamak adına günlük planlar yaparım. Kimi zaman aksayabilir, kimi zaman da erken bitebilir. Ama özellikle aksatmamak ve erken bitirmek için elimden geleni yaparım. Ama erken bitireceğim diye de tabii ki aceleci davranmam. Tabii bu da çok önemli. Eyvallah. Peki şeyde 3D yayınlarının kitaplarından hangilerini bitirdin? 3D yayınlarının soru bankası üzerinde söyleyeyim. Zaten denemelere sonra döneriz. Ben AYT edebiyatını çözdüm 3D'nin. Ondan sonra şeyin de tarihin de AYT tarihini çözdüm. Ondan sonra TYT adına matematiğini çözdüm. Geometrisini çözdüm. Bir de fiziğini çözdüm. Özellikle fiziğini de hani diğerleri de çok kıymetliydi ama fizikte hani özellikle çok verim aldığımı söyleyebilirim. Bunları ne kadar sürelerde bitirdiğini ya da birden mi bitirdin? Bunlar hakkında biraz bilgi verebilir misin? Konuları zaten dediğim gibi eksik olduğum konuya göre çalışıyordum. O gün eğer
bir konuyu bitirmişsem ertesi gün en geç 2-3 gün içinde o bitirdiğim konu o kitaptan bitmek zorundaydı. Bu da diğer derslerimin sıkışıklığı, yoğunluğu, onların koordinasyonuna göre kimi dersten kimi derse tabii değişebiliyordu. Matematikte çok fazla kaynak çözdüm. Dolayısıyla orada hani net bir süre veremem. Fakat diğer dersler için de çok kısa bir sürede bitirdiğimi söyleyebilirim. Çünkü sürekli çözüyordum yani. Eyvallah. Peki şöyle söyleyeyim sana. En zorlandığın bölüm neydi? Yani bu dersler içerisinde abi ben şunda en çok zorlanıyordum deyip ona ekstra bir önem arz edip onunla ilgili ekstra yaptığın bir şey var mıydı? Bunu yine branş denemesi esasında soralım bu soruyu ama ben soru bankasında farklı bir ders için söyleyeceğim bunu. Tabii ki. Soru bankası için özellikle fizik. Yani fizikte zorlanırdım. Bir de mesela 3D'nin şöyle bir metodu vardı. Benim çok hoşuma giderdi bu. Kolaydan başlar. 1-2-3 kolay olur. Ondan sonra işte 9'a kadar orta sorular gelir. Artık 10-11-12 dediğimiz sorular daha böyle zorlayıcı ve eleyici sorular, seçici ve belli başlı bazı ayrıntılar artık öğrencinin yakalamasını gerektiren sorular olurdu. Tabii bu etapta da benim çok hoşuma giden bir şeydi bu. Çünkü başta bana soruya nasıl yaklaşacağım, soru şekillerini gördüğümde nasıl aslında bir yandan özgüvenli olabilmem gerektiğini bana öğreten bir şeydi. Aslında burada belki nasıl bağdaştırdınız diye sorabilirsiniz. Evet. Bunu da bağdaştırma usulüm şuydu. Mesela ben o kırmızıyı gördüğüm zaman biraz başta korkuyordum en nihayetinde. Fakat sonralara doğru artık yapabilmeye başladıkça korkmamaya başladım. Fizik üzerinde de spesifik bir konu söyleyecek olursam kaldırma kuvveti. Yani kaldırma kuvveti biraz zorlardı kimi zamanlar. Eyvallah. Peki şimdi soru bankası ve branş denemeler kısmını geçtik. Evet. Tamam. Şimdi bir de Türkiye genel denemeler kısmı var. Evet. Türkiye genel denemeleri ne sıklıkla girdin? Orada uyguladığın metotlar nelerdi? Bunlar hakkında biraz daha bilgi verebilir misin? Türkiye genel denemeleri hemen hemen birçoğuna giriyordum. Hiç kaçırmamaya çalışıyordum. Çünkü bu sizin sıralamanızı gösteren ve aynı zamanda sizin nerede olduğunuz ise geri bildirimde bulunan bir usuldür. Ve bu ben çok önemli buluyorum. Eyvallah. 3D'ninkilere girdin mi? 3D'ninkilere zaten girdim. Hele 3D denemeleri geldiği zaman bizde nefesler tutulurdu. Hem arkadaşlarım için hem benim için. Çünkü özellikle böyle eleyici bir deneme olduğunu biliyoruz. Soruların ne kadar böyle eleme usulüne uygun sorulduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biz bunun için tabii hepimiz nefeslerimizi tutardık. Hani ben şunu bile hatırlıyorum. Normalde herkes sınav odaklı çalışır. Ben 3D sınavına özel hakikaten sırf bunun için çalıştığımı dahi hatırlıyorum. Ya. Evet. O şekilde. Eyvallah. Peki Türkiye denemeler kısmında geçtik. Peki burada pardon bir şey daha soracağım Türkiye denemeler kısmında. Uyguladığın özel bir metot var mıydı denemelerde? Uyguladığım özel bir metot vardı. Şöyle söyleyebilirim. Kendim eğer sınav hakikaten benim için çok büyük bir önem arz ediyorsa önceki akşam sınavda çıkabilecek konulara ufak tefek bir tekrar ederdim özellikle pratik olanlar için. Bir sıralaman var mıydı? Sınavlarda bir sıralamam var tabii. Bazen değişebiliyordu ama genel olarak sıralamam şuydu. Türkçeden başlarım, Türkçe biter. Çok yorulursam 30-35'te bıraktığım olabiliyordu. Yani diğer derslere geçeyim. Gibisine. Ama genelde bitirirdim. Çünkü hızlı biterdi. Ondan sonra sosyale geçerim. Sonra fene geçerim. En son matematiğe gelirim. Hı hı. Onu sınavda şöyle bir şekilde revize ettim. Buraya da değinmişken geleyim. Sınavda Türkçe bitti. Sosyal bitti. Ondan sonra fene matematiğe geçtim. Ondan sonra şey yapmak istemedim. Eyvallah. Direkt fene atlamak istemedim. Matematiği yaptım. Bir 15 soru yaptım. Ondan sonra problemlere gelmeden fene geçtim. Fenden sonra fen bitti. Problemler baktım. Biraz zorlayacak gibi hissettim ilk etapta. Geometriye geçtim ki birazdan işte soracağınız şeylerde de anlatmak isterim. Geometride özellikle çalışmam sayesinde geometri beni çok ivmelendirdi. Eyvallah. Ve ben geometride 10 soruyu birden çözdüm ve orayı da fullledim. Eyvallah. Sonra da onun verdiği hızla artık rüzgarla diyeyim. Eyvallah. Diğer problemler çok güzel geçti. Elhamdülillah. Tabii kesinlikle. Her zaman en iyi bildiğinizden başlayıp en zorlandığınız bölüme doğru ilerleyin kesinlikle derdim. Kesinlikle öyle. Sen de orada geometri avantajını kullanıp matematikteki motiveni güzel sağlamışsın. Evet. Eyvallah eyvallah kardeşim. Peki hazır yani sınav gününe denk gelecek olursak sınav günü neler hissettin? O gün bir özel bir rutinin var mıydı? Ve sınavda uyguladığın ekstra bir strateji oldu mu o an geliştirdiğin? Ekstra çok güzel bir soru. Ekstra bir stratejim tabii ki oldu. Fakat ben ilk önce öncekilerden bahsedeyim sonra sınav gününe geleyim. Daha eyvallah. Açıklayıcı olur arkadaşlar için de.
Ben normalde uykudan kalkarım, ondan sonra normalde sabah namazını kılarım, ondan sonra yatarım, ondan sonra kalktığımda deneme vakti geldiğinde ya kahvaltıyı çok aramazdım. Eyvallah. Mesela bu benim için bence kötü bir faktördü ama ben bunu çok geç fark ettim. Denemelere girerdim, denemeden çıktıktan sonra kimi zaman öğle yemeği yerdim. Sınav gününde uyguladığım şöyle bir şey oldu, yani denemeleri normalde dediğim gibi çok öncesinde bakmam sorulara, çok önemli bir kıymet arz etmiyorsa benim için. Fakat sınav günün öncesinde tabii ki yani bir son tekrarlarımı yaptım ve sabahında kahvaltı yaptım ve özellikle çikolata yedim. Hani bu önemliydi bence. Çünkü hani gerçekten benim düşüncemi, basiretimi açtığını düşünüyorum bir noktada. Tabii bunun uzmanları bunu daha iyi bilirler ama yani ben bunu son haftalarda tecrübe etmiştim. Denemede de, ÖSYM sınavında da, üniversite sınavında da uyguladım ve nispeten sonuç itibariyle de biliyorsunuz güzel bir sonuç geldi. Eyvallah, eyvallah. Peki son olarak şunu da sorayım sana. 3D'nin kitaplarını kullandın, denemelerini kullandın, Türkiye genelinin denemelerine girdin dedim. 3D ile ilgili başka birisine bir öneride bulunmak istesen ya da başka birisine bir tavsiyede bulunmak istesen 3D'nin hangi özelliğini abi şu en önemlisiydi ya, şu en güzeliydi ya diyeceğin bir bölümü var mı abi? Tamam, önce branş denemesine geleyim, ondan sonra özellik kısmına geleyim çünkü bağlantılı bir konu. Öncelikle arkadaşlara önebileceğim kısım şudur, yani kesinlikle hani soru bankalarını çözsünler. Eğer baktılar hani bu konular bitiyor, %70-80 bitiyor, kesinlikle ve kesinlikle 3D'nin branş denemeleri alınmalı. Çünkü ÖSYM sınavına yakınlık bakımından, soruların kalitesi bakımından, üstüne video çözümlerinin de kalitesi bakımından sınava sizi hazırlayan bir metot olduğunu zaten çok net bir şekilde söyleyebilirim. Dolayısıyla burada arkadaşlarımız kesinlikle branş denemelerini alsınlar, buna riayet etsinler. Bununla beraber zaten netlerinin arttıklarını kendileri de görecekler. Çünkü zaten müfredat var bildiğimiz ortada ve buna özel kısımlara, özellikle ÖSYM'nin de dikkat ettiği kısımlara çok fazla vurgu olduğu için bahsettiğimiz 3D yayınında bu açıkçası öğrenciler için avantaj. Öğrencilere bu nedenle branş denemelerini çok önerebilirim. Bahsettiğim özellik kısmı da dediğim gibi 3D'nin video çözüm, video çözüm, video çözüm. Eyvallah. Yani ben bir de uygulama aplikasyonu da hata vermiyor. Ben linki okutuyorum, çok seri bir şekilde giriyor. Biliyorsunuz öğrenciler için zaman çok kıymetli bir şeydir. Ben hiç vakit kaybetmiyorum. Aplikasyona giriyorum, hemen QR kodu okutuyor, ondan sonra açılıyor. Sorular çok böyle detaylı ve sarih bir biçimde özellikle açıklanmış ve bu da tabii bir öğrenci için hem konuyu öğrenmesi bakımından hem de çözemediği soruyu anlaması bakımından çok kıymetli. Ben dediğim gibi bazı konuları çalışmama rağmen soru çözerek video çözümlerden öğrendiğimi dahi hatırlıyorum yani. Eyvallah. O şekilde. Eyvallah kardeşim. Furkan'ım iyi ki geldin valla, ben seni tanımla çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. İnşallah yine bol bol görüşürüz kardeşim. İnşallah. İnşallah. Evet, Yüzler Kulübü'nün ilk video serisinin ilk konuğumuz Furkan yanımızdaydı. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.